1 lira madeni para da azaldı sanki piyasada. Denizli'de sehpaları 1 liraya satacağım diye duyurdu bir esnaf. Sonra ne olduğunu tahmin ediyorsunuzdur. Denizli'de alışveriş festivalinde izdiham yaşandı. İndirimi görenler metrelerce kuyruk oluşturdu. Fuar alanında düzenlenen alışveriş festivalinin son gününde festival yönetimi 500 liralık alışverişe 1 liraya sehpa satacağını duyurdu. Sehpaları almak isteyen yurttaş sabahın erken saatinde festival alanına gitti. Binlerce kişi saatlerce kuyrukta bekledi. Görevliler sehpaların bittiğini söyleyince kargaşa çıktı. Gönder abi birini buradan. Festival alanının arka kısmına dizilen sehpaları gören yurttaş sehpaları almak için birbiriyle yarıştı. İzdihamın yaşandığı olayda sehpaları kapan gitti. Fırla! Hayır! Yırtıracaksın. Yırtsın boşa, yırtsın boşa. Gönder abi birini buradan. Tam festival olmuş gördüğünüz gibi. Şimdi 1 liralık sehpa dayanıksız olur diyen var. Esnaf da bir taraftan satılamazsa bir depoya koymak zorunda onları. Depoya kira verecek. Hani bedavaya vereyim de kurtulayım demiş belki de. Ancak şöyle de bir gerçek var. Biliyor ki halkımız yarın o 1 lira 1 lira olmayacak, daha da değersiz olacak. O yüzden bugün cebindeki parayla ne alabilirse almaya gayret ediyor. Bu psikoloji aslında... İşte bir şekilde hayatta tutunma psikolojisi. Birbirimize çalım atarak, çelme takarak, omuz atarak hayata tutunmaya çalışıyoruz. Birbirimizi kandırarak bazen de. Şimdi lokantaların giriş kapısına fiyat listesini asmak zorunda restoran işletmecileri. Bu torba yasayla hayatımıza giren düzenlemelerden biri. 2024 itibariyle geçerli. Bunu niye yapmak zorunda? Aslında hep yapılması gereken şey... Müşteriyi kandıran olmasın diye. Kandırmazlar da ola ki müşteri sonradan hesaba itiraz ederse önden bir tedbir olsun diye. Artık restoranlarda girişlere fiyat etiketleri asılacak. Yani öğrenmek için içeri girmemize gerek kalmayacak. İyi olmuş mu bu uygulama? Ama fiyatı kim belirleyecek? Mesele bu. İyi olur. En azından ona göre yemek yer. Ticaret Bakanlığı fiyat etiketi yönetmeliğine değişiklik yaptı. Artık lokantaların, restoranların ve kafelerin girişlerine fiyatları yazmak zorunlu hale geldi. Tüketici böylece mekana girmeden fiyatlar hakkında fikir sahibi olabilecek. En azından insan bütçesine göre girer. Evet. Yani sizin için iyi mi olmuş uygulama? Çok iyi oldu, süper oldu. Çok iyi olmuş tabii. Kesinlikle, çünkü ona göre hesabını kitabını yaparsın. Ona göre girirsin oraya. İşletmeciler de müşteriler de bu durumdan memnun. Çünkü işletmeciler bazı restoranların menülere dahi fiyat etiketi yapıştırmadığını dile getiriyor. Bu durumun müşterilerde tedirginlik yarattığını, yeni düzenlemeyle bir nevi fırsatçılığın da ortadan kalkmasını sağladığını ifade ediyor. Ya hem bizim için hem de müşteriler için daha iyi. Kendisi de kendi bütçesine göre bakar, bütçesine uygunsa ona göre girer, kendisi yer. İşletmelerde 1 Ocak itibariyle başladı zorunlu uygulama. Elbette güzel de yani her yerde bu var mıdır? Madem uygulamaya bu geçti, her yerde görülmeli. Düzenleme öğrenciler ve turistler için de büyük önem taşıyor. Hesap öder sürpriz yaşamak istemeyenler uygulamanın denetlenmesini istiyor. Şu anda bu ülkede hiç kimsenin vicdanı burada değil. Herkesin vicdanı cebe ve cüzdana inmiş. Kimisi içinse fiyatları önceden görmenin de bir anlamı yok. Çünkü bir mekanda çay içmek bile maaşına göre lüks geliyor. Hiç ilgilendirmiyor beni çünkü gitmiyorum restorana. Neden gidemiyoruz peki? Maaşı 9800. Nasıl gideyim? Afet isteriz diye bayrak açıyor. İstanbul sokaklarına, başkalarına izin verilmeyen caddelerde, Galata Köprüsü'nde gönüllerince hilafet isteyebiliyorlar. Gazze'de yaşananları gündeme getireceğiz deyip konuyla bir ilgisi varmış gibi hilafet bayrağı açabiliyorlar. Hilafetle kurtulurmuş Filistin. Hani Filistin'i bahane edelim, hilafet isteyelim diyemeyecekleri için herhalde böyle yapıyorlar. Üstelik hilafet, 1924'te kaldırılmış olan hilafet, bugün yeniden tesis edilse en başta Suudi Arabistan, sonra belki Mısır ve bir takım İslam ülkeleri karşı çıkacaklar. İslam dünyası bir de böyle bölünmüş olacak. Hilafetin Türkiye'ye, ülkemize,
dünya barışına ne faydası olacak? Bir de bu gözle bakmak lazım. Gülerek anlatıyorum. Zira ciddi değil. Ciddi olsa söylenecek sözler de belli aslında. Birileri belli ki toplumun böyle açıkta gördükleri sinir uçlarına dokunmak istiyor. Hoş, adaletin terazisi çoktan ayarı bozuldu terazinin. İşin o kısmı da ayrı bir komedi. Şimdi hilafet istemek serbest ama işte öte yandan tweet atmak, tweet atanlar kapısında sabah 5'te polisleri bulabiliyor. İktidarı eleştirmek yasak. Ha, yumruk atan vardı, onu söyleyeceksiniz, ne oldu o gence diye. O genci tutukladılar efendim. Yumruk atan ve sen o hilafet bayrağını açamazsın diyen genci de tutukladılar. Anlatalım. Ya sen niye vuruyorsun? Adama niye vuruyorsun hemşerim? Tepkisinde haklı, sonuna kadar haklı, davranışı yanlış. Tabii ki burada da tutuklama tedbirinin aslında biraz aşırıya kaçmış olan bir uygulama olduğunu tabii ki söylemek lazım. Şimdiye kadar yumruk attığı için kim tutuklanmış merak ediyoruz. Önceki genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişiminde bulundu. Yumruklar atıldı, bir tane tutuklama olmadı. Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun mitinginde taşlı sopalı saldırı oldu. Bir tane gözaltı yok. Rejime sahip çıkan, cumhuriyete sahip çıkan, laikliğe sahip çıkan bir genç tutuklanıyor. TÜGVA, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve damat Berat Albayrak çağrı yaptı. 1 Ocak sabahı 308 STK Galata'da Filistin'e destek, İsrail'e lanet yürüyüşünde buluştu. Ya sen niye vuruyorsun? Adama niye vuruyorsun hemşerim? İddiaya göre mitinge katılanlardan İsmail Aydemir elinde hilafet bayrağıyla Şişhane'de yürürken Ege Akarsoy adlı genç tarafından yumruklandı. Ben elhamdülillah Müslümanım, Türk'üm. Akarsoy jet hızıyla gözaltına alınıp ters kelepçeyle tutuklanarak Silivri cezaevine gönderildi. İfadesinde hassas bir döneminde olduğunu belirterek ben herhangi bir ulusa yönelik aşağılayıcı söylemde bulunmadım dedi. Babası da oğlum son günlerde Türk bayrağına, Atatürk'e yapılan saygısızlıklara çok içerlemişti, çok dolmuştu. Keşke yapmasaydı yorumunda bulundu. Buradaki işte bir yumruk atma fiilinden dolayı bir kişi hakkında tutuklama kararı verilmesinde bu noktada hukuken orantılı bir ölçülü bulmadığımı ifade etmeliyim. Ancak Ege Akarsoy tutuklanırken hilafet çağrılarına ve polis gözetiminde Akarsoy'a tokat atan bu şahsa hiçbir işlem yapılmaması tepki çekti. Nasıl bir kişiye yumruk atmak suçsa bir kişiye tokat atmak da aynı ölçüde suçtur. Polisin gözü önünde cereyan etmiş olan bir olay söz konusu. Bu noktada bu kişinin işte olay yerinden kaçması ya da işlemiş olduğu suçun özellikle soruşturulabilmesi açısından mutlak suretle orada bir kimlik tespitinin yapılması ve yine amirlerinden alacağı talimatla bu kişinin de gerekirse gözaltına alınması gibi bir uygulamanın da orada gerçekleştirilmesi gerekirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tutuklanan gencin babası Zafer Akarsoy'la telefonla görüştü. Aileye destek vereceklerini söyledi. İstanbul Milletvekili Turan Taşkın'ı görevlendirdi. Özel şiddeti asla savunmadıklarını ancak tutuklamanın kanuna aykırı olduğunu belirtti. Bazı grupların hem Filistin yürüyüşünde hem sonrasında sosyal medyada hilafet çağrısı yapmasına ise tepkiler ard arda geldi. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı'nın oğlunun himayesinde Türkiye'de Cumhuriyet'e karşı hilafet mitingi yapıldı. Türkiye'deki anayasal sistemi ortadan kaldırmayı hedefleyen, bir sembolü elinde bayrak olarak taşıyan bir şahısla ilgili hangi işlemi yapıyorlar? Rejime karşı, anayasaya karşı bir miting yapıldı. Hilafet bayraklarının IŞİD bayraklarını Türkiye gördü. Bunlar hakkında bir tane savcı çıkıp soruşturma açamadı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kimse Filistin'in arkasına saklanıp İstanbul'un göbeğinde hilafet çağrısı